Efendim, yeniden birlikteyiz. Sigorta. Daha önce konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Hayatımızın aslında her noktasında sigorta var. Olmalı. Hele hele bu enflasyonist dönemde, değil mi Yaşar? Evet. Daha çok sigortalı yaşamalıyız diye düşünüyoruz. Konuğumuz hem Isparta'nın hem Türkiye'nin tanınan, bilinen, güvenilir sigorta firması Yeşil Sigorta Genel Müdürü Yaşar Yeşilot. Yaşar, hoş geldin. Hoş bulduk Şakir Bey. Şimdi Yaşar'la 3. program mı, 4 mü? 3. programımız. Hakikaten iyi programlar oluyor, faydalı. Çünkü toplum olarak sigorta noktasında tam bilinçli değiliz. Maalesef ama gelişmekte olan yavaş yavaş toplumlarda bilinçlenme de aynı hızda ilerliyor, bilinçleniyoruz. Şimdi yine konuşacağız Yaşar'la trafiği, kaskoyu, depremi, DASK'ı, sektörü, ama bu dönem daha çok sağlık sigortası, evet. Özellikle gurbetçiler, tabii bizim için önemli ama yurt dışında daha çok dikkat çeken bir husus. Ama Türkiye'de daha az kullanılan, değil mi ya, sağlık sigortası? Yeni yeni gündeme gelerek son 3-4 yılda talebin daha fazla arttığı, ihtiyaçların oranında yeni yeni gündemimize oturan bir sigorta çeşidi sağlık sigortaları. Oradan başlayalım. Sağlık sigortası nedir? Neyi kapsar? Nasıl olur? Şimdi Şakir Bey, aslında sağlık sigortalarını en temelde ikiye ayırıyoruz. Bir, özel sağlık sigortaları, iki, tamamlayıcı sağlık sigortaları. Ülkemizde şu anda en çok tercih edilen tamamlayıcı sağlık sigortası. Bir dakika, özel sağlık sigortası. Doğrudur. Tamamlayıcı sağlık sigortası. Tamamlayıcı sağlık sigortasından başlayacak olursak, devletin SGK'nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde siz gittiğinizde bir fark ödüyorsunuz. Gerek profesör farkı, gerek işte muayene farkı, ameliyat farkı gibi. Bu farkları ödemenizin önüne geçen bir sigorta çeşidi. Tamamlayıcı sağlık sigortaları. Bu SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde geçerli. Şehrimizdeki 3 özel hastanede de SGK ile anlaşmaları olduğu için Isparta'da 3 hastanede de kullanılabiliyor. Bir de özel sağlık sigortaları var. SGK anlaşmasına bakmaksızın bazı üst sınıf hastaneler var. Bu hastanelerde gerek yatarak gerek ayakta tedavi olmanızı sağlıyor. Hiçbir şekilde SGK anlaşması aramıyorlar. Bu şekilde en temelde ikiye ayrılıyor. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olarak. Ama şu anda en popülasyonu yüksek olan ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortaları. Şimdi buradan devam edelim. Tamamlayıcıda şöyle bir şey var. Size geliyor, sigorta yaptırıyor. Doğrudur. Sigortayla, SSK ile anlaşması varsa, SGK ile anlaşması varsa hastane oraya gidiyor. Doğrudur. Hiçbir ilave ücret ödemiyor. Sadece 15 TL bir katılım payı ödüyorlar. Diyelim ki bir dahiliye uzmanına gidildi. Dahiliye uzmanı için ödenecek fark ödemiyorsunuz. Dahiliye uzmanı sizden çeşitli kan tahlilleri gerek oluyor, röntgen, MR bu gibi tetkikler talep edilebiliyor. Bunlara hiçbir fark ödemiyoruz. Yani SGK ile ki paket anlaşmasının dışındaki her türlü şeye para ödemiyoruz. Şöyle, belli bir oranını SGK ödüyor. Tamam. Kalan normalde hastanın kendisi ödemesi gerekiyor. Burada işte sigorta devreye giriyor. Sigorta şirketi hastanın yerine ödemeyi yapıyor. Özelde ise sigortanın alakası yok. SGK ile hiçbir şekilde bağımsız bir şekilde çalışıyor. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastaneler. Bu tamamlayıcı sağlık sigortalarına da geçerli. Şimdi A sigortanın örnek veriyorum. 3 tane hastaneyle anlaşması vardır şehrimizde ama B sigortanın sadece bir tanesiyle vardır. B sigortayı tercih eden kişi sadece o bir hastaneye gidebilir. Özel sağlık sigortalarında da aynı şekilde şirketin anlaşması düzeyinde hangi hastanelerle anlaşması varsa oraya giderek eğer ayakta teminatlı bir poliçesi varsa, bahsettiğim az önceki doktor muayene ücretleri, tetkikler, bunları ödeyebiliyor. Ya da genelde özel sağlık sigortaları yatarak üzerinedir. Tamamlayıcılar gibi. Bir de bunu soralım. Bu önemli nokta. Yani evet, sigortayı yaptırırken dikkat etmek lazım. Bir yatarak tedavi var, bir de hem ayakta hem yatarak var. Yatarak da sadece hastaneye yatışınızın gerektiği durumlarda sigorta devreye girer. Operasyon geçirmeniz lazım, sigorta devreye girer. Rahatsızlanmışsınızdır, 3 günlük bir hastanede istirahat etmeniz lazımdır, sigorta devreye gider. Ama bir dahiliye uzmanına gidip kapıdan muayene olup çıktığınızda yatış vermiyorsa doktor şayet devreye girmez. Yatarak. Ama her ikisini de yaptırma şansında var. Tabii ki. Her ikisi de zaten mesela tamam sağlık sigortalarında da, özel sağlık sigortalarında da ya sadece yatarak oluyor ya da hem yatarak hem ayakta oluyor. Anladım. Genellikle biz danışan
müşterilerimize ikisinin de olmasını öneriyoruz. Kesinlikle. Çünkü medikal enflasyon çok ciddi oranda şu anda. Bu orandan dolayı da hastanelerin hastalardan talep ettiği MR ücretleri, ya şöyle diyeyim, yani hızlıca bir yorum yapmak gerekirse, bir profesöre gidip de bir MR çekildiğiniz neredeyse ücrete bir yıllık poliçenizi satın alabiliyorsunuz. Şimdi ona bir örnek vereceğim. Daha Isparta'da geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay, devasa bir rakam çıkmış. Ama ondan önce şunu soracağım. Rakam ne? Mesela ortalama bir rakam. Bugün ben geldiğim bir yıllık... Yaşa cinsiyete göre değişiyor. Değişiyor, doğru. Ama örnek verecek olursam, 30 yaşında bir erkek birey için şu anda aşağı yukarı 2000-3000 TL arası bir ücrete hem yatarak hem tedavi bir yıllık. Bir daha olarak. Söyle. Bak, bu çok komik bir rakam. Evet. 30 yaşında bir erkek birey için 2-3-3500 lira. Yani bu o kişinin... Ortalama 3-4 bin lirayla yıllık, evet, sigortayı öyle, hem yatarak hem ayakta tedavi aynen imkanı öyle var. Hele bir de diyelim ki 4 kişilik bir aile beraber yaptırmaya karar verirse 9-10 yaşındaki çocuklarda çok çok daha ucuz çıkıyor. 1000 lira. Yaş ilerledikçe tabii şey... Yaş ilerledikçe riskler arttığı için ya da çok küçüklerde, bebeklerde de biraz yüksek tabii çıkıyor. Ama çocuklarda, gençlerde çok uygun fiyatlar oluyor. 4 kişilik bir aile yaptığınızda da şirketler size aile indirimi tanımlıyor. %20, %10. Daha da fiyat aşağıya gelmiş oluyor. Yani 4 kişilik bir aile 10 bin lira gibi bir rakama yıllık. Sevgili izleyiciler, burası çok önemli. Yani 3500 lirayla 30 yaşlarındaki bir insan için bir yıllık yatarak ve ayakta tedavi sağlık sigortası olabiliyorsunuz. Evet. Dediğiniz gibi bir aileseniz aşağı yukarı 10 bin lira gibi rakamlar. Bunda ikamet ili çok önemli. İkamet iline göre de değişiyor. Şirketlerin anlaşma yaptığı hastanelerin İstanbul'daki bir hastaneyle yaptığı anlaşmaya göre rakamlarla Isparta'ya göre olan değişiyor. Bu yüzden İstanbul ikametli birine göre Isparta'da ikamet eden biri çok daha uygun fiyatlarla yaptırıyor. Ama gidip İstanbul'da tedavisinde olabiliyor. Ha bak, burası da önemli. Evet. Sigortayı Isparta'da oldun. İkametiniz Isparta'da. Diyelim ki siz tercihiniz İstanbul'da bir özel hastanede, özellikle bir doktor var, ona gitmek istiyorsunuz. Gidip tedavi olabilirsiniz. Yani Isparta'da olup diye sadece Isparta'daki hastanelerle kısıtlı kalmıyoruz. Çok büyük bir fırsat ama ya. Aynen öyle. Yani lütfen hemen, yani hepimiz gidelim, ben de olacağım, buna karar verdim ki samimiyetimle söylüyorum. Çok büyük fırsat. Evet. Özellikle şimdi biz evimize değer veriyoruz, arabamıza en çok, bizim insanımız en çok arabasına değer veriyor. Arabaya kasko yaptırdığımızda alabileceğiniz maksimum bedel var. Araç bedeli. Araç bedelinden 1 lira üzerine sigorta şirketi size ödeme yapmaz. Ama sağlıkta ucu açık. Tedavinizin ne kadar süreceği, ne kadarlık bir ödeme. Hep böyle biz küçük hastalıklar üzerine yorum yapıyoruz ama tedavinin 6-7 yıl sürdüğü rahatsızlıklar var. Bu süreçlerde sigorta şirketi sizin yerinize ödeme yapmaya devam ediyor. Belki bu rakamlar 8, 9, 10 milyon liraları bulan... Çok devasa rakamlar, evet, çıkabiliyor. Evet. Tabii bunlarda da sigorta şirketlerinin beklediği şartlar var. Ne gibi? 3 yıl poliçenizi yaptırdığınızda 4. yılda ömür boyu yenileme garantisi alıyorsunuz. Tamam. Şirket şunu vaat ediyor size. Siz hangi hastalığın içinde olursanız olun, hangi hastalığa yakalanmış olursanız olun, ben senin poliçeni yenileyeceğim sözü veriyor. Çünkü 3 yıllık bir beraberlik var, yaptırmışsınız. Bunun sözünü aldıktan sonra siz poliçeyi yaptırmaya devam ettiğiniz sürece şirket hangi rahatsızlığı yaşarsanız yaşayın, bu bedeli hastaneye ödemesini yapıyor. Şimdi ben örnek vereyim. Daha önceki gün, bir hafta oldu ama önceki gün bizzat hasta yakınıyla konuştum. Isparta'da bir özel hastanede, yani zorunlu o hastaneye gidilmiş, şehir hastanesine sevk edilmiş bir kalp ameliyatı ile ilgili ki rahmetli olmuş Ahmet Oğan'da. Rakam kaç bu sayı? Çok ciddi rakamlardı. 400 bin lira para istemiş. Evet. Daha sonra birisi araya girmiş, 150 bin liraya düşürmüş. Bunlar devasa rakamlar. Aynen öyle. Ya 200 olsun, 100 olsun, 50 olsun ama dediğin gibi 2 bin liraya, 3 bin liraya, 5 bin liraya, 10 bin liraya yıllık. Aynen öyle. Ya özellikle şunu belirtmek istiyorum Şakir Bey. Maalesef canımız yanınca aklımıza geliyor. Evet. Ama canımız yandıktan sonra aklımıza gelenin de sigorta için hiçbir kıymeti olmuyor. Eğer hastanede size tanı koyulduysa, size geçmişten tanı koyulmuş hiçbir hastalığı ödemez sigorta. Örnek veriyorum, safra kesende taş var. Bunun tanısı koyuldu. Ben bir yıl sonra gittim, sigorta yaptırdım.
ben safra kesenle alakalı hiçbir operasyonu sigorta şirketi tazminat ödemez. Doğru. Haklı. O yüzden çok geç kalmadan sağlığımız yerindeyken yaptırmamız gerekiyor ki umarım hiç sağlığımız bozulmaz. Allah korusun. Ama evet. Bu da bir önlemdir. Ama sonuçta insanız. Aynen öyle. Bu bir önlemdir. Önlem zaten bir anda gelişen şeyler. Gördüğünüz bir anda bir depremde 11 tane şehir yerle bir oldu. Çok canlar yandı. Bir anlık kazalarla çok canlar yanıyor. İnsanlar yıllarca yaptığı birikimden oluyor ama sağlıkta hiçbir şekilde geri dönüşü olmayan bir şey. Araba, ev hepsi sağlığımız olduğu sürece yerine koyabildiğimiz şeyler ama sağlığımız koyulmuyor. Şimdi bunun altını, peki şöyle bir şey var. Sanki gurbetçi olarak alanımız hemşerilerimiz, yurt dışında yaşayanlar bunun önemini daha çok biliyor. Evet. Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde sigorta bilinci çok yüksek. O yüzden dolayı Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların hepsinin zaten sağlık sigortaları var. Hiçbir birey sağlık sigortasız yaşamaz orada. Çünkü operasyonun yaşandığında ödeyeceği paraları bildikleri için, ki inanın şöyle de bir örnek vereyim. Türkiye'deki sağlık sigortaları fiyatları çok çok uygun Avrupa'ya göre. Niye bu sigorta bilincini artırmak için? Avrupa'da örnek veriyorum, az önce bahsettiğimiz rakamlara sağlık sigortası yapmanın mümkünatı dahi yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki rakamlar çok çok uygun. Her sigorta konusunda çok uygun. Araç sigortalarında evet şu anda kaskolar vesaire çok yüksekmiş gibi geliyor ama araç bedelini oranladığımızda Avrupa'ya göre çok ucuz. Doğru. Örnek veriyorum 3 milyon liralık bir arabaya bugün 50 bin lira bir kasko yapıyorsunuz. Avrupa'da 300 bin euroluk bir arabaya 5 bin euroya yapamazsınız. En az 10-15 bin euro, 20 bin euro örnek veriyorum. Kasko ödüyorsunuz. Yani sigorta fiyatları ülkemizde Avrupa'ya göre çok daha uygun. O da sigorta bilincini artırmak, insanları teşvik etmek adına. Peki yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız, ben atıyorum Ispartalı, Isparta sağlık sigortası olabiliyor mu? Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanamıyor. Çünkü SGK ile anlaşması olması gerektiği için kişinin de SGK güvencesi altında olması gerekiyor. Ama özel sağlık sigortalarından yararlanabiliyor. Evet. Bu şekilde var yurt dışında yaşayıp özel sağlık sigortasını. En büyük şansımız Türk hekimleri gerçekten çok başarılı. Kesinlikle. Dünyanın dört bir yanından şehrimize gelen insanlar da var. Büyük şehirlere gelip operasyon olan insanlar da var. O yüzden bizim gurbetçilerimiz de sigortalarını yaptırıp bir sıkıntı olursa biz zaten Türkiye'de yaptırırız diye özel sağlık sigortası yaptıran gurbetçilerimiz var. Ki yaptırmak ki Isparta bu konuda yani sağlık altyapısı bakımından çok iyi. Türkiye ama Isparta daha iyi yani. Hekimlerimiz çok başarılı, çok şanslıyız bu konuda. Yani aslında hani bir Anadolu şehri olarak bu kadar sağlık altyapısı güçlü çok az şehir var ülkemizde. Kesinlikle bu konuda Isparta çok iyi. Ya işte her konuda olduğu gibi lütfen bu konuda da bir gelin yeşil sigortaya gidin bilin. Yani biz bilgi vermek bizim için en kolay şey. Yeter ki doğru şekilde aktaralım. Sigortacıya gidin, evet. Veririz bilgiyi. Gerçekten hep söylüyorum. Ben bir gün bu işi bıraksam Şakir Bey, deseler ki ilk sıraya ne yazarsınız devam için? Sağlık sigortam yazarım. Bakın kesinlikle. Bu sektörün içinde biz aile şirketiyiz. 25-26 evet. yıldır faaliyet gösteriyoruz. Ben çocukluğumdan beri çok örnekler gördüm. Kazalar, sağlık problemleri hani böyle müşterilerimizde. Ama bir gün hani bu sektörle yolum ayrılsa ömür boyu devam ettireceğim ilk sıraya kesinlikle sağlık sigortam kesinlikle. Yazarım. Çünkü yani, çok önemli. Çok önemli. Rakamlar çok düşük. Evet. Sigortaya ödeyeceği rakamlar çok düşük ve bunun karşılığında alacağı hizmet bedeli evet. inanılmaz rakamlar. Kesinlikle. Yani bugün az önce dediğim gibi bir profesöre gidip muayene olup profesörün talebi doğrultusunda bir kan tahlili ve bir röntgen MR ücretine zaten az önce belirttiğim 3.000-3.500 liraları buluyor şu anda özel hastanelerde. Siz bu parayı bir kere ödeyerek birçok aslında önlem alıyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Onun için bir an evvel... Şunu söylemem gerekiyor. Buyurun. Bunu maalesef belirtmiyorlar. Sağlık sigortalarına ilk diyelim ki sizi yeni bir sağlık sigortası yaptık size. İlk 3 ay operasyonları karşılamıyor. Halihazırda çünkü sigorta şirketi de şunu düşünüyor. Kişi zaten rahatsızlık varmış bu operasyon için yaptırmış diye düşünüyor. İlk 3 ay operasyonları karşılamıyor. Yatışı, muayeneyi her şeyi karşılıyor. İlk 1 yılda kanser hastalığına ödeme yapmaz. Ama poliçenizi ilk 1 yıl sonunda yenilediniz. 2. yılın itibaren yaşayacağınız Allah göstermesi bir kanser durumunda da poliçeniz ödemeye başlıyor. Ha, bu ayrıntıları tabii. Ama bunlar tabii size gelip bilgi alması lazım evet. bu konularda. Çok fazla şu problemi yaşıyoruz.
kişi, müşterimiz geliyor, bilgi alıyor. Fiyat tamam, her şey okey. Ya ben yaptıracağım ama bana bu tanı koyuldu, bunu öder de mi? Hmm. Çok geç. Şart bitti. Çok onun geç. İçin hemen yaptırmak evet. lazım yani, ki yani ne olacağını bilmiyoruz. Sağlıkken yaptıracağız ki kıymeti olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için hemen... Ben inanır mısın bu sigorta rakamlarının çok daha yüksek olduğunu düşünüyordum ama demek ki yanlış biliyormuşum. Ya yaşa göre, cinsiyete göre değişiyor. Kadınlarda kadın hastalıklardan dolayı yaş ilerledikçe primler artmaya başlıyor. Ama şimdiden yaptırılan bir sigorta, sizin bir 10 yıllık sigorta geçmişiniz olduğunu varsayarak bugün yaptıracak, örnek veriyorum 30 yaşında bir erkek yaptırdı, 40 yaşına kadar yaptırdı sigortasını, hiç problem yok. 40 yaşında sıfırdan yaptıran birinden daha avantajlı olarak fiyatlandırmayla yaptırıyor. Çünkü geçmiş 10 yılı kayıt altında, her şeyi biliyor. Ben buradayım diyor. Evet. Onun için bir an evvel yaptırmak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Şimdi depreme biraz girmek istiyorum. O dönemde konuştuk zaten. Evet. Depremden sonra bir hem deprem hem DAX sigortasında bir artış oldu. Evet. Sonra ne oldu unuttuk değil mi? Maalesef hemen unutuyoruz. Yaşananlar unutuluyor. O depremden sonra bir ay, bir buçuk ay çok ciddi talep oluştu. Ondan sonra gene eski düzeye indi diyebilirim. Klasik hani bizim toplumumuzun... Evet. Bir anlık böyle panikle, evhamla ya bizim de başımıza gelir mi acaba diye yaptırıldı. Ama şimdi maalesef tekrar eski talebe geri döndük. Ama bunlar bir anda gerçekleşiyor. Şimdi o 11 şehirdeki insanın hiçbiri o gün deprem olacağını bilmezdi. Bilseydi zaten hepsi sigortasını yaptırdı. Evinde durmazdı. Durmazdı tabii. Yani, oradan giderdi yani. Aynen öyle. İşte bunlar bir anda gerçekleşen durumlar. O yüzden neyin nereden ne zaman geleceğini bilemiyoruz. O yüzden başımıza gelmeden yaptırırsak önlem almış oluyoruz. Ne kadar sigorta yaptırma imkanı varsa yaptırmak lazım. Kesinlikle. Bütün mesele bu. Peki kasko, trafik sigortası, trafik zorunlu. Evet. Kasko'da şey, bir fiyat artışları, enflasyon evet. ortam ne durumda şimdi bu? Şimdi çok ciddi bir fiyat artışı yaşıyoruz kaskolarda. Neden? Parça bedelleri inanılmaz arttı. Gerek döviz kurundan, gerek parça tedarik sıkıntısından dolayı parça fiyatları çok arttığı için bu direkt kaskoya yansıyor. Araç fiyatları inanılmaz arttı. Doğru. İnsanlar bir yıl önce 400 bin liraya aldı arabayı. Bugün diyelim ki 9 ay önce arabanız 400 bin lirayken biz kaskosunu yapmışız ve perte çıktı araba. Bugün araba 1 milyon. Şirket ise 1 milyon lira ödüyor. Tabii. Siz 400 bin lira gibi ödeme yapıyorsunuz. 1 milyon lira alıyorsunuz. Kaybınız yok. Ve içinde bulunduğumuz durumdan dolayı da bugün 1 milyonluk bir arabanın 9 ay sonra 2 milyon olmama ihtimali de olmadığı için şirketler şu anda fiyatlandırmada... Onu göre alalım. Evet. Biraz yüksek fiyatlar. Aslında yüksek gene dediğim gibi Avrupa'ya göre oranlarsak düşük. Uygun. Ama geçmiş zamanlarda 1000 lira, 2000 liralara kaskolar yaptığımız dönemler günler vardı. Şimdi öyle bir rakam maalesef hayal. Ama tabii şeye baktığımız zaman hem yedek parça fiyatlarına hem sıfır araba fiyatlarına veya ikinci ele baktığımız zaman yine de makul noktada. Yani. Makul. Bir de işçilik çok arttı. Tabii. İşçilik ücretleri çok ciddi arttı. Yani... Aynı şekilde asgari ücretle oranla baktığınızda son 4 yılda nereden baksanız bir 4 kat artış var. En az. Bu işçiliğe, parçaya yansıyan işçiliğe de yansıdı. Ama parça tedariği de en büyük problem. Bu Covid krizinden sonra yurt dışından parça tedariği şirketleri, yani otomotiv sektörünü zaten araç bulunmama kitledi. Sebebi de bu. Doğru. Çok kitledi. Kaza durumunda da bazen maalesef... Piyasası biraz yavaş olan arabalarda bir ay, iki ay parça bekleyen müşterilerimiz oluyor. Araç yok çünkü. Çok satılan bir araba olmadığı için parçayı da yetkili dispozitör elinde tutmuyor. Kaza durumunda o parça yurt dışından sipariş ediliyor. Umarız vardır diyerek yola çıkıyoruz yurt dışında hazırda. Varsa bir ay gibi bir sürede geliyor. İki ayı buluyor neredeyse. Yoksa da bekliyorsun. Yoksa da bekleniyor. İşte burada olay hep aynı yere dönüyoruz. Sağlıkta, kaskoda, trafik zorunlu, depremde, DASK'ta. Hemen bir an evvel yaptırmak lazım. Yaptırmak gerekiyor. Çünkü yerine koymamızın çok zor olduğu dönemler yaşıyoruz. Eskiden hep büyüklerimiz derdi. Biz bir emekli olduğumuzda bir ev, bir araba alırdık. Evet, hedef oydu. Yani emekli olunca emekli ikramiyesinde. Şimdi aynı noktaya geldi. Şu anda araba alamıyoruz yani. Hani, değil ya. Ben, birikimlerimizi yerine koymamız çok zorlaştı. O yüzden alabileceğimiz tek bir önlem var. Sigorta yaptırmak. Kesinlikle. Peki son sorum sektör.
Şimdi yasal, daha önce konuşmuştuk, beklentileriniz vardı, düzenlemeler bekleniyordu. Olmadı değil mi onlar? Şöyle, trafik sigortalarında çok şükür ki bazı değişiklikler yapıldı. Ne oldu mesela? 8. basamak dahil edildi. Yani? Eskiden hiç hasarı olmayan, kazası olmayan müşterilerimize 7. basamaktan bir fiyatlandırma veriyorduk biz. Hı-hı. Çok fazla kaza yapan biriyle hiç kaza yapmayan biri arasında, yani böyle çok ciddi fark olmasını bekliyoruz ama olmuyordu. Olmuyor. Şimdi 8. basamakla beraber daha uygun fiyatlar alıyoruz. 8 basamak gelinmek için de nereden baksanız bir 5-6 yıl hiç kaza yapmadan ya da kusurlu olmadan kazalarda süreç geçirmeniz gerekiyor. Bu en büyük iyi şoförlerimiz için avantaj haline geldi. Doğru. Veya dikkatli diyelim ona. Dikkatli şoförlerimiz için çok büyük avantaj haline geldi. Çünkü dikkatsizin ceremesini dikkatliler çekiyordu. Ben gibi dikkatsiz ceremesini dikkatliler çekiyordu. Allah korusun. Peki sektör nereye gidiyor? Yani ciddi sıkıntılar var. Tabii bu enflasyonist ortam sektörü zorluyor. Şimdi enflasyonist bir ortam var. Bir de Türkiye'nin yaşadığı felaketler var. Bu deprem felaketinde sigorta şirketlerinde çok ciddi tazminatlar ödediler. Şimdi oradaki insanların arabaları enkaz altında kaldı. Konut sigortası olanların konut sigortaları için ödemeler yapıldı. Çok ciddi boyutta bir tazminat ödemesi yapıldı. Burada güçlü, büyük olan firmalar sapasağlam durmaya devam etti. İşte özür dilerim. Burada işte bunu kastediyorum. Güvenilir, sağlam kesinlikle derken, yani sigortanızı güvendiğiniz, sağlam, geçmişi olan firmaya yaptığın derken kastettiğimiz de bu zaten. Kesinlikle. Çünkü bir muhatap var. Ortada bir 100 yıl aşkındır gerek yurt dışında, geçmiş gerek var, ülkemizde faaliyet göstermiş firmalar var. Şimdi yeni kurulmuş tabii ki 1-2 yıllık bir firmanın sermaye gücüyle bu firmaların sermaye gücü bir olmuyor. Yaşanacak büyük bir hasardaki ödeme hızıyla 100 yıllık bir firmanın ödeme hızı aynı olmuyor. Veya yeni kurulmuşsa bile, sermayesi gücü olsa bile görmek lazım. Yaşamak tabii, Allah korusun. Hani olmuş bir şey olmaz ama oluyor sonuçta. Biz de yaşadıkça tecrübe ediyoruz. Sonuçta bir kere kaza yapıyorsunuz. O anda hangi sigorta şirketindense, ya ben bir daha buraya yaptırmayacağım deseniz bile belki ne zaman kaza yapacaksınız ki? 3 yıl, 5 yıl, belki 2 yıl. Yapma, oluyor sonuçta. Ama oluyor. O yüzden ilk seçerken doğru, düzgün bir firmayla çalışmak çok önemli. Hasar anında çok büyük problemlerini görüyoruz bunların. Pert ücretlerinin çok geç ödendiğine tanık olabiliyoruz maalesef. O yüzden dolayı iyi firma hiçbir zaman, iyi bir firmadan doğru bir poliçeyi satın aldığınız zaman hiçbir zaman başınız ağrımaz. Ağrımaz. Onun için dikkat etmek lazım. Kesinlikle dikkat etmek lazım. Şimdi aslında Türk sigortacılık sektörü de bu depremden sonra kendini gösterdi biraz, değil mi? Hani güvenilir olduğunda biraz genel çerçevede söylüyorum. Kesinlikle gösterdi. Çünkü çok şükür ki hiç bir sigorta firmasından ya biz bunun üstesinden gelemiyoruz, biz piyasadan çekiliyoruz diyen hiçbir sigorta firması olmadı. Olmadı değil mi? Hepsi kendi imkanlarında, kendi çaplarında, üretim çaplarında hasarlarını ödediler. Belki memnun olarak ödenenler var, belki memnuniyetsizce ödenenler ama ödendi var. Ama ödendi. Büyük firmalarda yaptıran insanlardan çok olumlu yorumlar internette okuyoruz ya, evet, da ben de çok dinliyoruz. Hiçbir şekilde, sonuçta bir deprem yaşanmış, bir orada eksper yapma durumu yok. Yok. Neyi bakılacaksınız ki? Yok gibi. Yok. Şey. Siz ne beyan ettiyseniz, büyük sigorta şirketleri için söylüyorum. Siz evimde 1 milyon liralık eşya var dediyseniz sigorta şirketi 1 milyon lirayı ödedi size. Çünkü bakma şansları yoktu. Şimdi elbette, yani bütün sektörün genelinde bu durum söz konusu. İşte bizde hani özellikle sana, senin gibi çok sağlam arkadaşlarımız elbette var ama dedin ya, kaç sene olmuş sizin bu işe başlayalım? 26-27. yılımıza döndük. Bir süreç var. Aile sen firması olarak. Türkiye'de 5.siniz galiba. Türkiye 5.liğimiz var. Her sene çok şükür çeşitli başarılar elde edebiliyoruz. Bunda bize güvenen halkımıza da tekrar teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü hep biz doğru iş yapalım, biz ucuzu yapalım tarafında değiliz. Biz doğruyu en uygun fiyatla yapalım diyoruz. Evet. Şimdi ucuz yapalım derken, işimizi doğru yapmazsak 2 gün sonra yüz yüze bakamayacak hale geliriz insanlar. Ki oradaki ucuzluk da çok farklı değil mi? Yani değil. Yani, değil, daha farklı bir şey. Çok farklar yani. Değil yani. Bir kaskoda biri 10 bin lira veriyorken 11 bin lira veriyor. %10'luk, %15'lik farklar. Ama çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Güzel. Geçtiğimiz günlerde müşterimiz bir hasar aldı. Aracın değeri 3,5 milyon lira. Yaşadığı hasarda
kasko şirketini biz kendilerine sunduk. Biraz uygun fiyatlı olsun diye bahsettiğimiz o en üst kalite şirketlerden değil de diğerlerinden tercih etti. Expert bir pert bedeli belirledi. 3,5 milyon lira. Fakat sigorta şirketinin yasal bir süresi var bunu ödemek için. Şu an araba 4,5 milyon lira oldu. Ama müşterimizin alacağı para şu an 3,5 milyon. İşte fark bu. Ödeme süreleri. Bunlar mesela çok şey belirliyor. Hele ama biz de şundan dolayı. Sonuçta müşterilerimizin beklentileri var. Biz her kalitede firmayı elimizde barındırıyoruz. Ama en önemlisi bunu aktarıyoruz. Söylüyorsunuz. Söylüyoruz. Bakın bunda cam muafiyeti vardır. Bunda bu tarz bir problem yaşanabilir. Bunları söylüyoruz ki. Kendilerine aktarıyoruz ki. Bu sefer de biz fiyatımız yüksek kalmasın ki insanlara da doğru bilgilendirerek bunu yapalım. Tercih o yapsın. Aynen öyle. Evet, kesinlikle çok önemli. Yani burada sağlam, güvenilir firma olması kesinlikle çok önemli. Orada çok küçük rakamlardan kaçıyorsunuz. Evet. Ama Allah i̇şte muhafaza. İşte büyük resimde belki 1 milyon liradan, orada bir 3-5 bin liradan kaçarken büyük resimde 1 milyon liradan oluyorsunuz. Bu ciddi bir sıkıntı. Yaşar kardeş, benim sorularım bu kadar. İlave edeceğim bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum tekrar. Halkımızı bilinçlendirmek adına. Her zaman ofislerimizde biz hani hep şunu her yayında söylüyorum. Gelip bilgi alabilirler. Öğrenmek istedikleri her şeyi öğrenebilirler. Biz, adresi bir daha söyleyelim. 6 Mart Caddesi. 6 Mart Caddesi'ndeyiz. No 7'de Yeşil Sigorta. Halısarı'nın tam karşısında kalıyoruz. Hemen Halk Eğitim'in ilerisi. Halk Eğitim'in aynen. Halk Eğitim'in ilerisindeyiz. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii yani illa hani sana gelsin bilgi alsın. Ya yaptırma noktasında kime yaptıracağı onlar. Ya biz doğru bilgiyi verelim. Doğru bilgiyi aktaralım. Önemli olan bizim için bu. Her şeyi yani yaptırmasa da bizim için kıymetli insanlar. Biz sadece yaptıran insanlar değil. Biz bilgimizi paylaşmak zorunda. Vatandaşın menfaat neyse o kesinlikle kendisi karar versin ama sigortayı hepsine yani istisnasız. Kesinlikle. Zaten zorunlu olan bir trafik var. DASK var galiba. DASK ve trafik sigortaları zorunlu. Trafik sigortalarında biraz daha değil, bayağı bir ciddi oranı, sigorta oranı var. Ama DASK'ta maalesef çok zayıf. Geçen yayında söylemiştim, %50'lerde şu anda Isparta'da sigortalık oranı DASK'ta. Yani 100 konuttan 50 tanesi DASK yaptırmış. Bu da yani aslında ne kadar zorunlu da desek %50'lik bir fire var. Ciddi fire var aslında. Aynen öyle. Evet. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Sağ ol. Bu arada sağ olsun Yaşar, ben cumartesi gün arabanın sigortasını önce yapan arkadaş beni uyarmamış. Kütahya'da polis çevirdi. Orada öğrenmiş oldum. Sağ olsun 5 dakika sürmedi. Gerekeni yaptı. Her zaman yardımcı olsun. Ama Allah muhafaza. Yani işte burdum duymazlık mı diyelim, sorumsuzluk mu bizim yaptığımız bu. Hepsine girer. Allah korusun bir kaza yapmış olsak. Kesinlikle. İyi ki böyle tatsız bir olay yaşanmadan evet ya, bunun farkına vardık. İşte burada sigorta firmasının da farkı burada. Yani tamam biz atladık, kabul, hata ettik ama belli bir süre öncesinde uyarması gerekmiyor mu? Ben ve firmam şu görüşteyiz. Sizin zaten onca hayat telaşınız var. Sizin kendi işiniz var, kendi hayat telaşınız var. Siz her şeyi takip edemezsiniz. Bizim işimiz de bu. Sizin sigortalarınız ne zaman bitiyor, araç bedeliniz ne kadar oldu? Biz bunları takip edeceğiz. Size zamanı gelince hatırlatacağız. Yoksa bu hayatta her şeyi kendimiz takip edersek çok yoruluruz. Yani bizim işimiz bu. Aslında işini düzgün yapan her acentenin sigorta zamanını müşterisine bildirmesi gerekiyor. Lazım. Çok sağ olun. Evet, efendim programımızın sonuna geldik. Yaşar Yeşilyurt, Yeşil Sigorta Genel Müdürü konuğumuz oldu. Ana konuğumuz sağlık sigortasıydı. Evet, yani gerçekten yaptırmak lazım. Şart, hele hele Türkiye'nin bugünkü şartlarında önemli. Mutlaka bilgi alın ve yaptırın. Kasko hakeza öyle, deprem sigortası DASK öyle. Sigorta hayatımızın her şeyi diyebiliriz. Kesinlikle. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim.